Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Öncelikle geçtiğimiz hafta üssü Kahramanmaraş olan iki feci depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diliyoruz. Normalde bu videoyu tabii ki de geçtiğimiz günlerde atmamız gerekiyordu. Fakat ne yazık ki bu olaylardan dolayı ne sizlerde bir moral var ne bizlerde var. Fakat bu videoyu çekmemiz gerektiği için bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun canavarı videomuzda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz Xbox Game Pass'te oynayabileceğiniz en iyi oyunlar. Bildiğiniz üzere Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetinde devasa bir oyun kütüphanesi var arkadaşlar. Yani aylık 30 TL'lik bir ücretle oyunları kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu üyeliğiniz bittiği zaman bu oyunları artık oynamıyorsunuz. Yani şöyle ki aylık olarak 30 TL'lik ücreti verdiğiniz takdirde verdiğiniz süre boyunca yani hangi ay verirseniz verin o oyunlara erişebiliyorsunuz. Daha sonrasında ise üyeliğiniz bittiği o oyunlar kütüphanenizden kalkıyor ve artık indiremiyorsunuz. Yani bu aboneliğin sürekli olarak devam etmesi lazım. Farklı paketler de var. Örneğin Xbox konsolumda da oynayacağım diyorsanız daha fazla ücret vermeniz gerekiyor. Yani yalnızca Xbox, yalnızca bilgisayar veya hem bilgisayar hem Xbox gibi farklı paketler de yer alıyor. Zaten uzun süredir ülkemizde olan bir hizmet olduğu için bu kadar da detaya girmeyeceğim. Monster Notebook laptoplarınızla oynayabileceğiniz Game Pass'te karşımıza çıkan en iyi oyunlardan bahsedeceğiz. Bu oyunların arasında hikayeli oyunlarda yer alıyor, co-op oyunlarda yer alıyor, online, MMORPG, FPS yani farklı türlerden oyunlar seçmeye çalıştık. Bunu da şunun için söylüyorum arkadaşlar. Eğer yeni bir Monster Notebook aldıysanız ve oyun kültürünüz yoksa yani YouTube'dan dahi o hikayeli oyunlar hakkında ya da piyasada şu anda insanların sevdiği oyunlar hakkında pek bir bilginiz yoksa hep arkadaşlarınız tarafından farklı tavsiyelerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin kesinlikle bu oyunu oynayın, kesinlikle şunu oynamalısın, bence bunu indir falan gibi durumlarda hep şu durumlarla karşılaşıyoruz. Kullanıcı bilgisayarı yeni aldığı zaman Game Pass ya da kütüphanesindeki oyunların çoğunu indiriyor ve diyor ki evet bu oyunlar çok güzel. Benim bunları bir an önce oynamam lazım mantığıyla ilerliyor. Fakat sonradan bakıyoruz ki 4-5 tane oyunu aynı anda indirince hepsinden azar azar dahi oynamamış. O yüzden belirli bir skalaya koymak adına kesinlikle oynamanız gereken ve Game Pass'te karşımıza çıkan en iyi oyunlardan bahsedeceğiz. İşte listemiz. Evet, listemizin ilk sırasında Forza Horizon 5 yer alıyor. Zaten Game Pass'in vazgeçilmez oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Game Pass reklamlarında da Forza serisi oyunları öne çıkarılıyor. Geçtiğimiz yılda Forza Horizon 4 oyunu için bu yapılmıştı. Bu yılda Game Pass reklamları yapılırken Forza Horizon 5 yeni çıkan bir oyun olduğu için genellikle Game Pass'in en üst kapaklarında hep Forza Horizon 5 oyununu görmüştük. Oyunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bir araba yarışı oyunu fakat hikaye modu da var. Kesinlikle oynamamız gereken oyunlar arasında yer alıyor. Yani illa direksiyonum olması lazım ya bir kontrolörüm olması lazım gibi düşünmeyin. Yani klavyeyle bile oynadığınız zaman araba sürüyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor. Gerçekçi bir oyun. Hani oyun zevkinizi de katlayarak arttıracak bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bence benim kanaatimce eğer bu oyunu indirdiyseniz yani bir Game Pass sahibiyseniz bu oyun bence her zaman bir demir başınız olarak durmalı. Yani bir oyundan sıkıldığınızda stres atmak için bir Forza Horizon 5 geçebilirsiniz. Yani hikayesini bitirdiğimde artık sıkıldım sileceğim gibi bir oyun değil. Yani nasıl ki canımız sıkıldığında bazen ETS2 giriyoruz, tır sürüyoruz. Kesinlikle Forza Horizon 5 oyunda yine bu ölçüde bakılarak canımız sıkıldığında girebileceğimiz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Monster Notebook kaldırır mı diye düşünüyorsanız zaten Monster'ın kendi sloganında da olduğu gibi oynayamadığınız oyun olursa parası iade. Bu yüzden farklı grafik ayarlarını deneyerek Forza Horizon 5'i rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ekran kartından yiyen bir oyundur. Yani işlemci de tabii ki gerekebilir ama ekran kartınız iyiyse eski nesil bile olsa en fazla birkaç ayarı düşürerek yine Forza Horizon 5'i oynayabilirsiniz. Evet, şimdi biraz da arkadaşlarınızla oynayacağınız bir oyuna gelelim. Sıradaki oyunumuz Back 4 Blood. Biz bu oyunun incelemesini kanalımızda da yapmıştık. Oyunun temel amacı arkadaşlarınızla bir araya gelip zombilere karşı savaşmak. Online modu bulunuyor. Yanınıza bot ekleyip 4 kişilik takım halinde farklı rakiplerle de çalışabilirsiniz. Left 4 yapımcılarından yapılan bir oyun olduğu için zaten hemen hemen ona benzediğini söyleyebiliriz. Fakat grafik tarafında, oyun hissiyatı tarafında silah kullanışına baktığımız zaman çok daha gerçekçi bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yani 4 kişilik bir arkadaş grubusunuzdur ve her akşam beraber oyun oynamak istiyorsunuzdur. Back 4 Blood Game Pass'te oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. 45-50 GB'lık bir boyuta sahip fakat kurduktan sonra yani bir araya gelmek kolay. Hızlı bir şekilde oyun girebiliyorsunuz. Zaten öğrenmelik de bir durum yok. Daha önce silahla ilgili bir oyun oynadıysanız zaten bu oyunda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hem de eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarınızla güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Bu yüzden
Back 4 Blood oyununda yine Game Pass'te tercih edilebilecek oyunlar arasında yer aldığını belirtelim. Evet, geldik şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Sea of Thieves. Yine arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sea of Thieves oyununun genel olarak nasıl bir oyun olduğunu size ufacık anlatayım. Bu oyunda biz bir gemi tayfasıyız arkadaşlar. Yani bir gemide istediğiniz kadar arkadaşlarınızla toplanabilir. Bu gemiyle farklı adalara gidebilir. O adalarda hazineler bulabilir ve bulduktan sonra farklı gemileri yağmalamaya gidebilirsiniz. Ve oyunda da bir koordinasyon gerekiyor arkadaşlar. Yani yalnızca evet buraya gemiyi sürelim ve buna saldıralım gibi değil. Çünkü farklı gemi üyelerinin önemli şeylerde elini taşın altına koyması gerekiyor. Örneğin bir kişi haritaya bakıyor, bir kişi dümeni tutuyor, bir kişi yelkenliyle uğraşıyor, bir kişi yukarı çıkıp bir kaya olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun gibi birçok koordine halinde çalışmanız gereken durumlar olabiliyor. Bu yüzden yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz Sea of Thieves oyununun. Game Pass'te bizlere sunulan birçok oyun var fakat ben en çok sevilen ve en temel oyunlardan bahsedeceğim. Sıradaki oyunumuz ise Microsoft Flight Simulator. Microsoft'un bu oyunun üzerinde çok durduğunu söyleyebiliriz. Yani çok uğraşılmış bir oyun. Aynı zamanda gerçekçilik tarafında da harika bir oyun olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ve bununla beraber bir uçak kolu dediğimiz hani bu konsollar olur ya, eğer onu da alırsanız çok daha büyük bir oyun hazzı yaşayabilirsiniz. Bununla beraber oyun içerisinde farklı ülkelere seyahat ederken gerçek zamanlı bile ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin Türkiye'den farklı bir ülkeye uçmak 6 saatse siz de aynı rotayı yapıp 6 saat boyunca oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii 6 saat kim oynar diye düşünmeyin. Çünkü eğer bir sohbet halindeyseniz, bir yayın yapıyorsanız bu sarıyor yani, eğlenceli oluyor. Onun dışında tabii ki de hızlandırabiliyorsunuz. Yani 6 saatlik yolu yarım saatte de 20 dakikada da gidebilirsiniz. Zevkli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyunda yine normalde fiyatı çok yüksek olan fakat uygun fiyata aylık abonelik şeklinde sahip olabileceğiniz bir oyun. Tabii ki de bu listede Battlefield, A Way Out, Resident Evil, Assassin's Creed gibi oyunlar yer alıyor. Bu oyunlara da yine bakabilirsiniz. Zaten Game Pass'e giriş yaptığınızda orada popülerliğe göre veya oynadığınız oyun türüne göre de sıralayabilirsiniz. Ama bizim bu saydığımız oyunlar, eğer bir oyun geçmişine sahip değilseniz ve hangi oyundan başlamalıyım diye düşünüyorsanız, tabii ki hikayeli oyunlarda tercih edebilirsiniz. Örneğin Control, The Medium gibi oyunlar var. Bu oyunlar da yine tercih edilebilecek oyunlar arasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Xbox Game Pass ile edinebileceğiniz en güzel oyunlardan bahsettik. Tabii ki bu güzellik görecelidir. Yani farklı türlerde oyunlardan hoşlanıyorsanız yine oradaki filtreleme üzerinden kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz oyunlar var mı yok mu diye. Aynı zamanda eğer bir Monster Notebook kullanıcısıysanız ben acaba bu oyunu oynayabilir miyim diye düşünmeyin. Zaten farklı yazılımlar da var. Can You Run It gibi, yani sizin bir oyunu oynayabilip oynayamadığınızı bilgisayar bileşenlerinize bakarak test edebilen, eğer bir Monster Notebook kullanıcısıysanız zaten orada oyunu her türlü kaldırdığına dair bir ibare göreceksinizdir. Yani farklı sitelerden de bilgisayarınızın o oyunu kaldırıp kaldırmadığını öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı oyun içerikleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. O gün gelene kadar bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.